Yepyeni bir antrenman videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynuyoruz. Normalde iki maç önce açtım kaydı ama gelen siktir boktan eşleşmeler sayesinde maalesef bir şey yapamadım. Yani topçu kulesine sonradan geçtim. Son maçta geçtim. Onda da direkt muhafızlar artı goblin çetesi bilmem ne gelmeye başladı karşıma. Anlayacağınız oyunun yöneticisi olan Çinli sikimsel ekibi iş başında. Hani korkudan Çin setli yapanlar 22 kilometrelik. 22 bin kilometrelik pardon. Böyle korkuya sahibi adamlar şimdi teknolojiyle fırsatını buldukları için bize eziyet ve zulüm ediyorlar. Bir tane bir bilmiyorum hangi filozofta bir sözü vardı. İşte 3. Dünya Savaşı çıkarsa teknoloji çok üst düzey olacak ama ondan sonra yapılan savaşta insanlar tekrardan taş ve sopa devrine dönecek diye. Gerçekten o kılıç devrine falan dönersek şunların böyle anasını sikeceğimiz bu Çinlilerin tekrardan bir döneme girirsek ben gerçekten çok böyle mutlu olup o intikam alanların başında olacağım diye tahmin ediyorum. Hadi siktirin gidin buradan. Bir de yarasa atma aptal aptal. Yarasa neden aldın ki desene? Prenses Kulesi'ne geçsem almazdım bunu mesela değil mi? Ya neler çekiyoruz şurada? Yarım saattir video çıkartmaya çalışıyorum ve şu yepyeni bir antrenör videosundan selamları bile 3 defa söyledim ya. Atalım. Havanı bir tık geriden atalım. Belki bir şey vardır. Tamam bir Valkür atalım. Korumaları boşluk için atıyorum ama adam hiç oralı değil. Refleks sıfır. Refleks sıfır. Maalesef amına kodumun refleksi. Şu an boşluk atsa da yapacak bir şeyimiz yok mesela bizim. Yarasayı atalım. Balon attı an bitti maç mesela. Ya normal savunmayı bu şekilde yapalım biz. Bu kaleyi zaten büyük ihtimalle verdik de öbür türlü cehennem ejderhasını çeksem falan beklediğim savunmayı gene yapamayacaktım. Son anda balon vurdu. Balon ne kadar güçlü bir kartmış. Keşke bende de böyle işler yapsa ya. Vallahi. Şeytan diyor alt tazı destesi sik anasını gevurların at video diye ama işte. Yakıştıramıyorum kendime tazı oynamayı da. Ama havan oynadığımda da gelen eşleşmeler malum. Neyse. Girelim. Adam yarasa basıyor. Adam zaten bir taktik maktik yok. Cehennem ejderhası basacak buradan biliyorum da. Belki boşluk atar dedim. İki taraflı bir hata gitsek mi ya? Şöyle bir tomruk atalım. Silah şöyle şöyle atalım bir. Güzel. Sonrasında en azından durumu toparladık ama. Tamam şöyle yapalım. İki taraflı gidelim bir hatadan. Sağ taraftan bir umudum var şu an. Havan nereye bakıyorsun? Kaleye baksana. Yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şey yok. Demek ki sikimsel ekibi bırakmayacak peşimizi. Korkudan 22 bin kilometre karelik şey yapan 22 bin kilometrelik sur yapan böyle. Sırf düşman gelmesin diye böyle korkudan Çin setlini yapan orospu çocuklarının gazabından bu oyunda demek ki değil mi? Kurtulamayacağız. Bu kadar küfür ettik. İnşallah gidip bu videodan da bir de ihtar yemeyiz. YouTube çünkü Çinlileri biraz seviyor böyle. Ağababalarına şikayet ediyorlar beni. Bu maçta da yenilirsem direkt siktir boktan bir desteğe geçip oynayacağım haberiniz olsun. Direkt tazı maza geçeceğim evet. Ha, başlığı %100 yetenek destesi diye koymayı düşünüyordum. Bu sefer de şey koyarız. Neden yetenek destesi oynamamalıyız değil mi mesela? Güzel bir başlık. Evet. Sadece bir tomrukla yapalım savunmayı. Tek atmayacak değil mi bu canı? Evet. El Jojo'ya yenileceğiz. Allah'ım çıldıracağım şimdi. Gerçekten çok böyle ağır konuşacağım şu an. Videoyu buradan kesip mi biraz bekleyip mi devam etsem acaba diye düşünüyorum da neyse hadi. Havanı şöyle bir tık geriden atalım. Havan X'e gibi destelerde zaten tecrübesiz bir insanım. Çünkü eskiden beri pek oynamıyordum ama. Ama bunun tecrübesizlikle değil gelen eşleşmelerin biraz orospu çocukluğuyla alakası var ya. Bir de böyle bir durum. Tamam hemen çıkalım. Yani biraz hasar verdik en azından. Korumalar da atalım. Birazcık en azından kart atmak zorunda kalsın. Çok da iksir harcadı. Püh şerefsiz. Rezil piç. Attığı kasırgaya bak karşımıza geliyorsun. Nihai şampiyona çıkmış gerizekalı bir de.
El Jojo zaten. İsimden belli amına kodumun münafı. Çıkalım silahşörlü arkadan. Bir de videoyu rezil etmeleri yok mu böyle? Sanki biliyor böyle videoda olduğumu. Amına kodumun topu. Bir Valkyrie arkaya doğru atmıştır herhalde bu sefer de. Tamam güzel ya, Valkyrie'ü kötü kullanmadık aslında. Aa, kart atabildi. Yapabiliyormuş adam. Başarılıymış. Hakkını yemiş. Madenciyi zaten kurtaramayacağız da şöyle. Bunu attığım an cellat atacağını biliyorum ve yapabilecek bir şeyim yok. Zehirle şöyle hasar vermeye başlayalım biz. Tamam şöyle. Evet, tahmin yaptı. Valkyrie arkasına atalım. Kasırga gelebilir. Yok, onu da akıl edemedi bu sefer. Müthiş bir savunma. Eline vereceğim oğlum. Bu burada belli oldu. Burada seni yendiğim belli oldu. Burada seni yendiğim belli oldu. Hemen şöyle bir müdahale edelim. Cellat gelse de bir şeyler yaparız burada. Değil mi? Nasıl eline verdim? Nasıl eline verdim? Nasıl eline verdim? İşte. Hak ettiğiniz bu ya aslında. Hak ettiğiniz bu. Hep böyle olması gerekiyor da Sikimsel ekibi sizi koruduğu için benden. Benim gazabımdan sizi koruduğu için bunlar yaşanıyor. Yoksa siz mücadele edemezsiniz. Havanı şöyle bir tık öne atalım. Tamam, orospu çocuğu diyor ki ikinci kalemi al diyor. Kasırgayı da unutmuşum zaten. Kafa 1 milyon şu an. Bunu yenmezsem bu arada bir hafta falan ara vereceğim herhalde diyor. Çünkü El Coca beni yeniyorsa ben topumdur. Şerefsiz bir nubumdur ben. Başka bir açıklama aklıma gelemez. Hani kendime ben böyle şeyler söylemem normalde ama. Hemen bir Valkyr. Orospu çocuğu bir tane kasırga attı, kaleye verdik. Bu bizim salak olduğumuzu da gösterir bu arada. Bak. Şunu yedik. Az önce yediğimiz hamle bu işte. Yok. Yeneceğim seni pezemek. Mümkün değil. Senin gibi bir numun, senin gibi bir iflah olmaz götün benim karşımda şansı yok aslında. Tamam, bir de tomruk atalım. Artık durmayacak. Ataklarım durmayacak. Bundan sonra sana rahat yüzü vermeyeceğim. Tekrar hemen şöyle oynayalım orayı. Silahları bilerek ortadan basıyorum. Kaleye daha yakın olsun topu öldürdükten sonra. Hemen bir kart atmak zorunda kalsın. Bir an goblinleri görseydi bu arada aramızda güzel bir küfürleşme yaşanabilirdi. Hemen şöyle bir Valkyrie de biz atalım. Bir tomruk. Güzel. Savunmayı kurduk gibi. Tamam. Kasırganı iade ediyorum sana geri zekalınıp. Heh, bak bunu yiyor adam. Allah'ım kimlerle mücadele ediyoruz? Allah'ım kimlerle mücadele ediyoruz? Adamın yedi iyi oyundu falan. Neyse, bir maç daha atalım. Atalım bir maç daha. İki maç kazandık, iki maç kaybettik zaten. Şöyle bir silah şöyle çıkalım. Bu arada arkadaşlar şu beğenileri arttıralım. Beğeniler önemli. Hani tek istediğim şey beğeni atmanız. Abone olun bile demiyorum farkındaysanız. Herhalde 2 ay olmuştur. Yeter ki şu beğenileri bir toparlayalım. Bir tomruk atalım. Önüne belki karta gelebilir korumak için birazcık olsun. Yine hızlanacak zaten. Ona yapacak bir şey yok da. Hızlanmaması da çok garip. Acayip yavaş bir kart ya. Slasher ocağına bir tane vurur kaleye. Güzel. En azından şu anlık fena değil. Güzel oldu bu. Madenci artı zehir yapabiliriz. Önüne belki bir kart koyar diye zehri önden tutuyorum ama yok. Kale Valkyrie gördüğü zaman şöyle bir yapacak bir şey yok şu anlık. Valkyrie birazcık kuleye vurdurtabilsek bu arada çok tatlı olurdu da. Hemen bir yarasa. Ana kuleyi buradan açar mı acaba? Ama yok, ölür. Gerçekten ölecek. Ana kule zaten açıkmış. Oyunu biraz takip edeyim ben ya. Şöyle bir silah şöyle çıkalım arkadan. Hayır, 2x'te falan adam çok fazla da kart yiyor. Hani bu da benim için çok sıkıntı. Şimdi Valkyrie harcamayalım. Sadece madenciyle pasif pasif hasarlar vuralım yine. Güzel. Yok ya, bunu da yemez artık. Tamam, Valkyrie şu anlık çıkartacağım elimden. Buradan bir atağa gelirse de havana güveneceğiz artık. İkinciyi vursun. Tamam, tekrardan ona odaklandı. Yarasalar onun hakkından gelir artık. Güzel. Şöyle direkt yapsam binici atar mı diye düşünüyorum. Belki gaza gelip bir binici atar. Biz de korumalarla savunuruz ama mega atarsa mahvoluruz. Güzel. Hemen şöyle bir... Tamam, Valkyrie'le çekelim biraz. Gerçi çok çekemiyor orada. Evet. Olsun, gene de vurduk. Yine de vurduk. Mega Şövalye atabilir şu anda. Biz atağımızı güçlendirelim. Çok zorladım onu Mega Şövalye atsın diye de. Yok, adamın hiç alakası yok ya. Neyse. Bir tomruk atacağım yine de.
Slasher hiç hasar yememesi lazım diyecektim. Bir an evet. Tamam, savunma amaçlı kullanacağım evrim lavanı. Çünkü hasar olarak çok öndeyim. Gereksiz bir risk almamam lazım. Evet. Ve şu an ne kadar doğru bir karar verdiğimi yine görüyorum. Bir Valkür atalım. Bir korumalar. Bir tomruk da atalım. Gereksiz hasarlar yemeyelim oradan. Çok güzel. Bayağı iyi oynadık orayı bu arada. Hakkını verdik oranın. İkinci havanımızı da döndürdük. Artı madenci. Madenciye bir şey atamasın diye bu kadar düzenek kurdum. Çok güzel. Kaleye vur. Belki dedim vurur dedim de yok. Çok güzel oynadık orayı be. Tamam, tomrukla yeterli savunmayı yapacağız zaten orada. Hemen havanı çok kötü mü kurduk? Evet, sonradan fark ettim. Sonradan fark ettim. Bu da benim salaklığım işte. Şöyle madenci artı yarasa yapalım. Zehir artık çok hızlı döneceğim. Soldan bir atak yapmaması benim önceliğim oldu bundan sonra. Güzel. Zehir artı tomra orayı bitiririz zaten de. Tamam. Binici gelecek. Tamam, şöyle binici artı koruma hemen. Şey, binici artı koruma diyorum. Havan artı koruma hemen. İyi oynadık burayı. Madenciyi hiç öne atmadım. Artık beklemez orayı. Evet, arkaya doğru attı zaten. Ya böyle garanti alacağımız maçlarda gereksiz risk almaya gerek yok. Zaten adı üstünde yani. Gereksiz risk. O yüzden havanı ona göre ortalı kuruyorum. Evet arkadaşlar, artık son rakibimizi bulacağız. Burada da bir el tazı destesiyle maça gireceğiz. Burada karşımıza anti bir rakip bile gelse, ki geleceğini bile zannetmiyorum tazı oynadığımız zaman, ama anti bir rakip gelse bile maçın ne kadar kolay çevrilebildiğini göstereceğim en azından. Bol şans diyelim, şöyle başlayalım. İlk önce bir Valkür atalım. Yanına bir kart sıkıştırıp sıkıştırmayacağını görelim. Şöyle boşluğu hafif sollu atalım. İlk vuruşu garanti zaten alacak. Bir çarpma atalım. Güzel. Korumalar yeterli olur. Sadece bir vuruş yeriz. Güzel. Şimdi anlatmak istediğim şu, insanlara insanların oynamaktan keyif aldığı desteler genelde yetenek desteleridir. Örnek veriyorum, işte madenci zehir oynamak gayet keyiflidir, veya havan oynamak, işte X-ray oynamak. Şimdi örnekler yani böyle böyle çoğaltılabilir, duruma göre binici falan filan. Yani o yüzden bunlara oyun bilmiyorum öyle bir bağışıklık geliştirmiş ki, gevurlar oynadığı zaman hiç kötü eşleşme almıyorlarken, çünkü çok inceledim, hatta bunun videosunu bile yaptım, iyice böyle kanıtladım yani, Star Royale'den adamların eşleşmelerini falan gösterdim size. Bizde hiç böyle olmuyor. Bir canı kalabilir, ben risk almak istemiyorum. Ama boşluğu yarım saat evvel attım. Önemli değil mi yarım saat önce atmam? Neyse, vurmak istedi vurdu, doğru. Mini Pekka'nın gücü bende de okçulara gidiyordu. Benim şuradaki Mini Pekka'm şuradaki okçuyu görüyordu mesela. Olsun, demek ki o benim Mini Pekka'm olduğu için. Bir hata çıkalım da ebesine tersten böyle bir gösterelim bakalım. Bir lavtasıyla çıkalım. Tecrübeme güvenerek söylüyorum ki Ahmet LM10 isimli birine asla yenilmem. O yüzden gayet rahat olun. Zaten çevireceğimiz bir maç olduğu için. Cennet Mecaraz kaleyi görmeyeceksin değil mi lan? Kovala gerizekalıları, gitme kaleyi görme. Kale daha yakın değil mi burada sana? Bir Valkür atalım. Güzel. Valkür'ü bela ettim onu orada. İyi oldu. Şimdi bir iskelet ejderhalar. Şöyle hafif ortalı hepsine vurmasın. Ne güzel. İşte güçlü kartmış Mini Pekka da, demek ki kıymetini bilemedik. Tutalım orayı ya. Bir binici gelir mi? Çok güzel bir zamanlama yaptık orada, fark ettiniz mi? 43 saniye kaldı. Biz tazıyla çıkalım. Binici gelirse zaten tutamayacağız. Tamam, biz iskelet ejderhaları savunma. Evrimli çarpmayı burada kullanmayacağım. Çok gereksiz bir yıldırımdı. Cezalandıralım. Zaten maçı kendisi kazanacaktı. Boşuna risk alıyor burada. Bir boşluk hemen. Balon oradan almadan maçı kurtaramaz. Alabilecek kasırgası var mı diye bakıyorum. Yokmuş. Geçmiş olsun. İyi oyundu diyelim. Şöyle iyi oyundu diyelim. Buradan maçı asla vermem. Yani buradan çok şiddetli yükleneceğim bunun üzerine ben. Bir yıldırım atağına hazırlanıyor olabilir. Hiç önemli değil. Ortadan binici mi gelecek? Güzel. Benim için bir hala sıkıntı yok. Ben şöyle tazımla devam edeyim. İşte bu bak. İşte bu diyorum ya. Bu tarz eşleşmeleri kazanabiliyoruz en azından. Çünkü yetenek destesi değil. Yapacağımız hamleler çok belli. Sadece ezberlemeniz yetiyor. Sadece ezber. Başka hiçbir şey değil.
Neyse, adama emoji atmayalım. Diğerlerine kızıp da acısını bundan çıkartmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, sonuç olarak kupayı karda kapatmanın bir yolunu bulduk. O da nedir? Yetenek destesi olmayan desteyle oynamak. Öbürüne gelen antiyi çünkü savuşturamamamızın nedeni şu. O destede hiç hasar yemeden oynamanız gerekiyor. 2x'te 3x'te de çok hızlı yüklenmeniz gerekiyor. Ama maç başı 1000 hasar, 2000 hasar, hadi 1000 hasar neyse ama 2000-2500 hasar yediğimiz zaman bunun gördüğünüz gibi zaten anlamışsınızdır. Geri dönüşü olmuyor. Ama yetenek destesi olmayan destelerde zaten de karşımıza sürekli anti ata ata artık bizi alıştırdığı için nasıl oynamamız gerektiğini bilip mesela Taz'da gördüğünüz gibi sadece bir ezber yapıp bu ezber üzerinden gidip çok rahat maç kazanabiliyoruz. Bu videoda şöyle bardağın birazcık dolu tarafından bakalım. Aslında baktığınız zaman çok faydalı bir video. Nedir? Yani gidip de bu oyuna boşu boşuna zamanınızı harcamayın. Bu oyuna paranızı da harcamayın. Ne yapın? Gelin bizi izleyin. Hem biz kazanmış olalım hem de siz zamandan ve sağlığınızdan, akıl sağlığınızdan kar etmiş olun. Yani iki tarafta kazanmış olsun. Sadece kazanmayan tek taraf bu oyunun yapımcısı olan Çinliler olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.